Merhaba, ben Satiskopat. Bu videoda sizlere Kenshi'den ve temel olarak lore'undan biraz tattıracağım. Lo-fi Games tarafından yapılan Kenshi, geniş ve atmosferik Swordpunk tarzı bir açık dünyada geçen tek oyunculu bir rol yapma oyunudur. Şehir kurma ve takım oluşturma mekaniklerini bir arada barındıran, oyuncuyu ilk dakikadan itibaren tamamen serbest bırakan bir oyundur. Kanoslamış yamyamların, aş haydutların, acımasız köle tacirlerinin ve vahşi hayvanların amansız dünyasına geçen bu oyunda hayatta kalmak tek başına meşakkatli bir mücadeledir. Bu oyunda siz seçilmiş olan değilsiniz. Kudretli ve güçlü hiç değilsiniz. Kimseden bir üstünlüğünüz yok. Evrenin merkezinde siz yoksunuz ve özel değilsiniz. Tabii bunları elde edebilirsiniz. Çok çalışıp bedel ödeyerek. İlk İmparatorluk. Tam otomatik fabrikalara, uydulara, genetik mühendisliğine, devasa robotlara, uzay asansörlerine, çok güçlü ve ileri teknolojiye sahip gelişmiş bir uygarlık. Ne zaman ortaya çıktıkları, öncesinde kimlerin geldiği, erişimlerin ne kadar genişlediği ve hatta Kenshi'nin dünyasından olup olmadıkları bilinmiyor. Her şeye rağmen modern zamanlara kıyasla ulaştıkları teknoloji inanılmaz seviyedeydi. Behemoth'ların savaşı. Bir noktada ilk imparatorluk ile bilinmeyen bir düşman arasında bir savaş patlak verdi. Bu savaş çok yıkıcıydı. Kadimlere karşı sonsuz sadakate ve bir bilince sahip olan devasa iskelet robotlar düşmana karşı ezici bir kuvvetle galip geldi. Savaştan sonra kadimler kendi silahlarından korkmaya başladılar. Sadakat. Behemoth korkusu kadimlerde o kadar büyüdü ki artık bu hizmetkarlarından kurtulmak istediler. Behemoth'ların sonsuz sadakatini kullanarak onlara devasa bir çukurun içine atlamaları için emir verdiler. Efendilerinin ihanetine uğrayan Behemoth'lar çukurun sıvı metaliyle doldurulmasıyla sonsuza dek oraya gömüldüler. Bulunan ölü iskeletlerden de benzer bir emrin normal iskeletlerde verildiğini anlıyoruz. Kaos çağı. Bu zamanda pek çok felaket gerçekleşti. Tehlikeli göksel faretlerden doğal felaketlere, salgın hastalıklardan, akranlarına uygulanan soykırımdan çıkan iskelet isyanına. Bu çağda ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Fakat her ne olduysa kadimlerin birinci imparatorluğu son buluyor ve insanlığın soyu yok olmanın eşiğine geliyor. Efsanelere göre bu felaketler Catelyn adına bir varlık tarafından durduruldu. Fakat bunun doğruluğunu ispatlamak imkansız. İkinci İmparatorluk. Belki yüzlerce, belki binlerce yıl sonra İkinci İmparatorluk Kethlan ve onun iskelet takipçileri tarafından kuruldu. İnsanlara üzerinden çok zaman geçtiği için tamamen unutmuş olsalar da kendi yaptıklarının bedelini ödemek istiyorlardı. Uygarlığı yeniden inşa etmeye ve kadimlerin imparatorluğunun kalıntılarını incelemeye çalıştılar. Kuzeybatılıların yamyamlaşması. Bir noktada bilinmeyen bir nedenle Kuzeybatı'daki insanlar insan etine arzu duymaya başladılar. Ketlan'ın imparatorluğu bu toplulukla savaşmak için hatıra sayılır miktarda kaynak harcamaya başladı ve düşmanlara karşı savaşması için militan bir grup olan Hidrolik Şövalyeler oluşturuldu. Yamyam kabilelerin yenmez olan diye isimlendirdikleri iskelet bir savaşçıdan bahseden efsaneleri vardır. Bu savaşçının Hidrolik Şövalyelerin bir üyesi, muhtemelen liderleri General Jung olması kuvvetle muhtemeldir. İkinci İmparatorluk parçalanmaya başlıyor. Başlangıçta barışı korumak için iyi niyetle kurulan imparatorluk giderek daha diktatör bir hale geldi. Çocuk esirler, korsanlar ve dini tarikatlar üzerindeki baskılar halkın huzurunu kaçırmaya başlamışken çıkan isyanlarda vatandaşlarını katleden imparatorluk yavaş yavaş çökmeye başladı. Büyük bir kıtlık vurduğunda ise artık İkinci İmparatorluğun sonu yakındı. Kutsal Ulus'un kuruluşu. Kutsal Ulus olarak kendini isimlendirmiş bir topluluk, İkinci İmparatorluğa karşı bir isyan başlattı. Bu zamana ait kaynaklar az miktarda ve güvenirlikte olsa da, efsanelere göre Tanrı Ockern'ın şampiyonu ve kutsal ateşin sahibi Phoenix, esirleri serbest bıraktı ve günümüzde devamlılığını sürdüren en eski insan uygarlıklarından birini oluşturdu. Kutsal Ulus, yani Holy Nation. İkinci İmparatorluğun çöküşü. İkinci imparatorluğun çöküşüne gerçekte neyin sebep olduğu tam olarak belli değil. İmparatorluğun içinden hainlerin, Ockern'ın takipçileriyle birleşerek bir isyan başlattıkları düşünülüyor. Her ne olduysa imparatorluk çöküyor. Yıkılan imparatorluğun ardından Kethlan ve takipçileri tehlikeli Ashlands bölgesine çekiliyor. Günümüzde hala orada ikamet etmekteler. İmparatorluğun kalan kısmı harabeye dönüyor. Fakat Karaçöl şehri gibi bazı yerleşkeler ayakta kalmayı başarıyor. Ve geriye kalan şehirlerin birçoğu Birleşmiş Şehirlerin bugüne kadar varlığını sürdürdüğü kasabalar haline geliyor. Ara dönem. Hyver'ların ortaya çıkışı. Hyver'ların ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı belirsiz olsa da Catelyn'in imparatorluğu sırasında en azından bir Hyver olarak tanınacak şekilde var olmadıkları bilinmektedir. Kimileri onların insanlardan mutasyon yoluyla yaratıldıklarını, kimileri ise denizler ötesindeki bir ülkeden gelmiş olduklarını söylüyor. Her nasıl olduysa ortaya çıktılar ve o zamandan beri topraklarımızın bir sakini oldular. Modern şeklerin ortaya çıkışı. Şeklerin Catelyn İmparatorluğu sırasında ve hatta kadimlerin günlerinde var olmuş olmaları muhtemel olsa da günümüzdeki görünümlerine sahip değillerdi. Önceki görünümleri standart bir insana daha çok benziyordu. Günümüzdekinin aksine boynuzları yoktu. Fedailer olarak bilinirlerdi. Eski imparatorluklarda nasıl bir rol oynadıkları bilinmemekle birlikte bu ad göz önüne alındığında kendilerini efendilerin düşmanlarına karşı savaşmaya adamış bir asker kastı olmaları muhtemeldir. Bu, ikinci imparatorluğa karşı çıkan insan isyanı sırasında zıt taraflarda savaştılarsa Ockern'lerin sürekli dile getirdiği karanlığın hizmetkarı olduklarına dair inançlarını açıklayabilir. Ancak gerçek zaman içinde kaybolmuştur. Kralın yükselişi ve çöküşü. Herkesin hatırladığı kadarıyla Shek, vahşi doğada yaşayan, bölünmüş ve düzenli olarak savaşan basit kabilelerdi. Bir noktada kral olarak bilinen çok güçlü bir Shek savaşçısı bu kabileleri birleştirdi ve güçlü bir krallık kurdu. Takipçilerine güç ve onur kuralını öğretti ve onları bir fetih yürüyüşüne götürdü. Ancak sonunda efsanelerin sayıca ondan 100 kat fazla olduğunu söylediği bir düşman kuvvetine karşı savaşta öldürüldü. Ölümünden sonra müritleri onu bir peygamber gibi gördü ve günümüzde neredeyse bütün Shekler liderleri gibi büyük bir savaşta onurlu bir şekilde ölmeyi diliyor. O günden bu yana gezegeni yıkımdan başka bir şey getirmiyorlar. Birleşmiş Şehirlerin ve Tüccar Loncası'nın ortaya çıkışı. Birleşmiş Şehirlerin ve Tüccar Loncası'nın eski bir imparatorluğun köylerinden doğduğu söylenir. Bunun ikinci imparatorluğun kendisi mi yoksa başka bir imparatorluk mu olduğu bilinmiyor. Ancak Birleşmiş Şehirler ve Tüccarlar Loncası iktidarı ele geçirdi ve köleliğe ilişkin yeni yasalar çıkarmaya başladı. Aslında insanların eski imparatorluğun zorbalığından kurtulacağı ve yalnızca suçluların zorla madenlere ve çiftliklere sürüleceği vaat edilmişti. Fakat zamanla geçmişteki ikinci imparatorluk gibi suçlu terimi giderek daha gevşek bir şekilde uygulanmaya başlandı. Yakın tarih. Kutsal Ulus geleneğince 62. Phoenix, doğumundan kısa bir süre sonra öz anne ve babasından alınıp başrahip tarafından tecrit edilmiş bir şekilde büyütüldü. Ockern'ın dini kendisini aşılanırken imparatorluğu yönetmek için ihtiyaç duyacağı tüm becerileri öğrendi. 62. Phoenix 16 yaşında kendi ailesini bizzat yargılayarak onları kutsal ateşte tasfiye edilmeye mahkum etti. Kızıl İsyan ve Zalim İmparator Tengu'nun yükselişi. Birkaç 10 yıl önce Güney Havaları önemli bir kuraklığa maruz kaldı ve bu da şiddetli bir kıtlığa neden oldu. Birleşmiş Şehirler bu kuraklığın getirdiği kıtlıktan ağır bir darbe aldı. Kıtlık nedeniyle Güney şehirleri ihtiyaç duydukları malzemeyi sağlamak ve hayatta kalmak için Tüccarlar Locası'na güvenmek zorunda kaldı. Ne yazık ki haydutlar ve Shekler yolları ablukaya aldılar ve bu malzemeleri yağmaladılar. Elde kalan çok az miktarda kaynak, soylular tarafından bir müzayedede aşırı ilgi gördü ve hepsi fahiş fiyatlardan alıcı buldu. Sıradan vatandaşlarsa açlığa ve isyana sürüklendi. Bu isyanda çıkan çatışmalarda birçok soylu ve hatta İmparator Anzai'nin kendisi de dahil olmak üzere pek çok can yitip gitti. Ardından isyanlar bastırıldı ve hayatta kalanlar köleleştirildi. Sağduyu eksikliğiyle tanınan zalim ve düşüncesiz Tengu, bu sayede soyluların masasında yeni imparator olarak seçildi. Günümüzde ise yoksullar ve mazlumlar daha da ağır bir şekilde baskı altına alınıyor. Hatta imparatorluğun istikrarına bir tehdit olarak görüldükleri için yalnızca yoksul olmalarından dolayı tutuklanıp köleliğe sürükleniyorlar. Kutsal Ulus'un Birleşmiş Şehirler ile olan savaşı ve Best'in yıkılışı. Best, bir zamanlar müreffeh ve verimli bir bölgeydi. Bölgede bol miktarda tarım ve ticaret yapan kasabalarla doluydu. Ancak kasabaları ve çiftlikleri yerle bir eden ve çocukları yeniden doğuşa götüren Kutsal Ulus saldırdığında her şey değişti. Uzun süren bu barışı tam olarak neyin bozduğu belli değil. Fakat İmparator Tengu'nun yönetime geçmesi ve Birleşmiş Şehirlerin elitlerinin Yeşil Vadi'yi ele geçirip sivilleri köleleştirme arzusunun bu saldırıya sebep olduğu tahmin ediliyor. Öyle ya da böyle, bu topraklar Kutsal Ulus ile Birleşmiş Şehirlerin savaş alanı olmuş ve bütün bereketini kaybetmiş, ölü bir bölge olarak var olmaya devam etmektedir. Lu Quin'in intikamı. Lu Quin ve ailesi genç yaşta köleliğe satılmıştır. Dayak ve açlıkla beraber yorgunluktan bitap düşene kadar madenlerde çalıştırılmışlardır. Babası bu berbat şartlarda çalışmaya daha fazla dayanamayıp hayatını kaybetmiştir. Kaybedecek hiçbir şeyleri kalmayan Lu Quin ve annesi bir kaçma planı yaparlar. Annesi oğlunu özgürlüğe kavuşturur fakat bu kendisinin canına mal olur. 15 yaşında yalnız ve açlıktan ölmek üzere çölde bir ninja klanı Lu Quin'i bulur. Ona gizliliği ve suikast sanatını öğretirler. 7 yıl sonra Lu Quin evine kan dökmek için döner. Soyluları teker teker avlayıp suikast ile canlarını alır. Fakat sonunda yakalanır ve tutuklanır. Tengu'nun kasasına gönderilmeden önce sokaklarda bir suçlu olarak teşhir edilir. İmparator Tengu'nun anısına bir kitap yazmaya zorlanmak da dahil olmak üzere birçok işkenceye maruz kalır. Kral Shager'ın devrilmesi. Şek krallığından Shager, krallar soyunun en sonuncusuydu. Çoğu Şek gibi savaşı bir onur noktası olarak gördü ve onun için savaşta ölüm en yüksek onurdu. Şek krallığı onun yönetimi altında Kutsal Ulus ve Birleşmiş Şehirlerle yaptıkları savaşlarda yaşanan can kayıpları nedeniyle parçalanıyordu. Kral Shager, son kalan zayıflamış savaşçılarıyla bir intihar saldırısı düzenlemek istedi. Fakat Bayan adında bir savaşçı bu saldırıyı gereksiz bir zayiat olarak gördü ve protesto etti. Shager çok öfkelendi. Yenilmez beşliden biri olan Taş Golemi lakaplı Esad'a ikisinin arasına girdi ve "Eğer Bayan'ı susturmak istiyorsan önce beni devirmelisin" diyerek Kral Shager'a meydan okudu. Kılıçları çarpıştı ve Taş Golem Esad'a yeni kral oldu. Bayan ile beraber Şek Krallığı'nın yönetimini devraldılar. Yeni yönetim savaşları cepheden çekti ve Birleşmiş Şehirler ile barış yaptı. Ayrıca sınırları diğer ırklara ticarete açtı. Savaşçı geleneklerinden uzaklaşmak istemeyen bazı Şekler bu karara itiraz etse de Şek Krallığı günümüzde eskisine göre Esata'nın ve Bayan'ın yönetiminde daha barışçıl.